Vay Kenan'ım ya. Vay arkadaş ya. Evet. Dünya şampiyonu ya. Ama hiç heyecan yok. Adam heyecan yok, oturuyor baksana. Neslihan bayağı içine kapandı, gidiyor yani. Koltuğun arasından çıkartacağız Neslihan'ı. Mirkelam tamam abi, sahneye alışık adam. Sahne ama yani... Sen... Benim de zaten şaşırdım o yani. Buradaki yanındaki arkadaşlarımın heyecanlanmasına şaşırdım. Normalde ben bu dünyanın insanı değilim biliyorsunuz. Evet. Programlara çıktığımda... Bu dünyanın kulak... insanı değilim derken... bizim dünyaya bir laf mı soktun sen? Biraz. Öyle bir şey miyse? Şöyle söyleyeyim yani... Programlara falan çıkmıyorum işin evet. doğrusu. 2007'de dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra... 2008 sezonunda... Kanal kanal gezdik, federasyonum bu şekilde istedi. Ve dünya şampiyonluğundan 18 lira kadar gerildim. 2009 yılı itibariyle artık hiçbir program yok dedim. Haberler falan hiçbir yerden... Çıkmayacağım dedim. Kesinlikle sadece... Bizimkine şimdi... geldin ama... O yıllarda işte, o çok gittiğim ha, zamanlarda. Eski, evet. O 2007 zamanlarında her yere abi. Giderken program dedik beraber. Daha sonra sadece şöyle bir şey oldu. Sakarya'da kendi antrenman parkurumu yaptım. Ve orada sadece röportaj vermeye başladım. Gelenlere evet orada yapabiliriz ama kesinlikle programlara gitmemeye karar verdim. Ya, peki yani bize geldiğim için teşekkür ediyorum sahiden de. Yani çıkmaya da bilemedin. Haklısın, antrenmanım var. Çok kez etrafımdaki insanlardan da bunu duydum. Neden Beyaz Şov'a katılmadı, neden gidilmedi? Ne yedin? Direkt Beyazıt Öztürk aramadığı için gelmek istemedim. Ki siz arayınca ben sizi kıramadım ki anlattığım durum bu hafta sonundaki durumu. Aa evet. Ben orada aramadığım ben... için gelmedin. Yani bugün ama bu sefer ben aradım. Kendim yani telefonla aradığım için mi geldin? Şöyle söyleyeyim işin doğrusu. Bak ötekiler bayağı başkalarını önce... arattırıyoruz geliyorlar yani. Evet, öteki... şaka şaka. Yok abicim. Şöyle esasında araya birileri girdi. Ayarlamak istediler. Ben o şekilde olmasını istemedim. Gerçekten hani Beyazıt abim isterse o zaman giderim. Onu bekliyorum. Ah kardeşim benim. Ya çok... bir... Kenan Sofuoğlu ile ilgili bir video yapalım dedik ama onun için zaten çok iyi bir video yapılmış, bir belgesel yapılmış. İnternette var, YouTube'da. O belgeselin bir kısmını aldık. Biraz da üzerine son yarışını. Daha bunlarla ilgili çok konuşacağız ama İstanbul'daki herhalde evet. dünya şampiyonluğunu aldığın ve acayip bir çekişmeyle geçen evet. son anda yani doğru mu? Bunun farkıyla dünya şampiyonu oldu. Kimle o zaman şeydi? Rakibi? Şöyle söyleyeyim, rakibim bu seneki rakibim. Esasında İstanbul'da dünya şampiyonluğunu değil, İstanbul ayağını kazandım. Şampiyonluğu rakibim aldı bir yarış sonra Fransa'da. Ama İstanbul'daki yarışın özelliği şuydu, ben finish'e girdiğimde evet. tahminen birinci olduğumu düşünüyordum. Çünkü yan yana girdik. Ve motosikletimi park edeceğim yerde öğrenecektim kaçıncı oldum ve takımım birincilikte bekliyordu. Bundan daha güzel bir gün olmaz herhalde. Harikaymış. Bir izleyelim. Benim izlerken tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok hoş hazırlamış bizim arkadaşlar da. Bir izleyelim Kenan Sofuoğlu'nu. Biz Sakaryalıyız. İstanbul'a hem çok yakın hem uzak. Bazı şeyler yok. İmkan yok en önemlisi. Ama memleketim, ailem, geçmişim. Nereye gidersem gideyim, döneceğim yer yine Sakarya. Yani evim burası. Gözde Kılıçlar'da 5 yıldız yandı ve Summer Series başlıyor. Çok iyi stad alı Kenan Sofuoğlu. Under the screen. Hold on! Yes! He does it in Turkey! Oh, ben seni bir ayakta atmışım. Vallahi helal olsun ya. Ne acayip bir şey ya. Vallahi tebrikler. Yani bir de yani ölüm kalım işi de yani kolay bir iş de değil arkadaş. Şimdi yani söyleyeyim. Bunu nasıl takacağım? Onu bir saniye abi. Kask gibi.
Öyle. Evet. Az önce sordunuz ya, heyecan var mı diye. Evet. Böyle bir yarış yaptıktan sonra evimde, İstanbul'da böyle bir yarış kazandıktan sonra kolay kolay artık herhalde heyecanlanıyorum. Evet, çok acayip. Peki yarış sırasında heyecanlanıyor musun? Yani o, yoksa o adamın elinden onu hissedemiyor musun yani? Yarış sırasında mümkün değil böyle bir şey. Ama yarıştan önce, bir hafta önce mesela İstanbul yarışını bildim bilelim. Şöyle anlatayım İstanbul yarışının özelliğini. Ben 12 yıldır Avrupa'da yarışıyorum ve ilk defa Türkiye'de bir yarış şansı doğdu. Evet. Bu sene ilk defa yapıldı. Ve bunu bildiğim günden beri aşağı yukarı 7 ay önce öğrendim İstanbul'da yarış yapılacağını. Ve duyduğum günden beri hep o günle yattım, o günle kalktım. O yarışın gününü bekledim. Ve gün geldiğinde o ışıklar sönene kadar heyecan anlatılmadı. O ışıklar söndükten sonra artık bir amaç var. Kazanmak gerekiyor. Heyecanı bir tarafa koyup odaklanmak gerekiyordu. Nasip oldu da çok ya şükür. Çok acayip. Yani motorcu, o motor, o sürat, o hız, o yarışı falan izlerken bunun içinden bu kaskı çıkartınca böyle çok acayip bir adam çıkacak zannediyorsun. Yani böyle çok daha, biraz daha böyle hani şey falan yani hani atamadım. Habibe ne nedir yani? Habibeciğim sen daha iyi biliyorsun. Ne diyecektin? Daha kudret. Daha kudretli. Habibe'nin de sonu geldi. Habibe'nin de bitti ya. Yani daha böyle bir şey adam bekliyor. Sen daha içine kapanık, daha kendi halinde. Yani oradan böyle deyip bitiyor çıkartıyor. Merhabalar, nasılsınız diye. Böyle bir şey çıkıyor içeriden yani. Şöyle söyleyeyim esasında. Benim için bunu Avrupa'da da çok söylüyorlar. Kenan kask taktıktan sonra tamamen farklı bir pilot oluyor. Bununla alakalı bilmiyorum. Hazırlık yaptım. İçeriden canavar çıkıyor. Çok agresif bir pilot oluyorum. İşte kafa attı dediler. Bunu biraz abarttılar. Kafa attı. Siz kesin hazırlamışsınızdır. Var, görüntü var. Görüntü var bayağı. Yani o yüzden uzak yanındaki rakibine biraz. İki kişi giderken motoru yanaştırıp böyle yanındakine arkadaş normal yolda atarsın, evde atarsın, bir yerde atarsın. 300 kilometre hızla giderken aynen, kafa attı mı ya? Herkes öyle dedi. Biz de dedik ki reklamın iyisi kötüsü yok, kabullendik onu öyle. Öyle değildi ama öyle oldu. İzleyelim, var mı kafa atma görüntüsü? Bayağı kafa atıyor adam. Yok ya. Kafa atmış. Bir daha izleyelim. Kaçıranlar vardı. Bayağı yandaki adam bayağı korkup gitmiş yani. Hani sporu bırakmış. Evet, izleyelim. Kerem. Hangi mantıkla neyi taktın kafana? Neye canın sıkıldı da adamın yanında? Nasıl örnek vereyim bilmiyorum. Şimdi siz burada bir sunum yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Birisi sürekli sizi işte rahatsız ediyor. Kafayı atarım evet. Artık yeter dedi. Yok öyle. Şimdi öyle atarım. Yok ben de öyleyim. Kenan biraz öyleyim. Yani şimdi birisi sürekli sizi rahatsız etse o yarıştaki üçüncü pozisyondaydım. Evet. Birinci adam arayı açıyor. Öteki Fransız rakip ise sürekli benimle uğraşıyor. Beni yoldan atmaya çalışıyor. Beni yarış dışı bırakmaya çalışıyor. Terbiyesiz işte. Evet. En sonunda da artık şimdi tabii atak yaparken de sağ tarafımızda gaz kolu olduğu için elimle bir şey yapamadım ona. Çekil git diye. Gazı bırakacak çünkü duracak anladın mı? Gazı öyle bırakamıyorum. Baktı bırakamıyor. Bununla da yetişemiyor. Bu taraftan da hareket yapamıyorum. Ne kaldı? Ne kaldı? Kafa kaldı. Ha, kaldı. Bu sefer de adım kafa atmaya çıktı ki işin kötüsü şöyle oldu. O günlerde YouTube Google'a Kenan Sofoğlu yazarken daha K yazarken Kenan Sofoğlu head bump. Artık dünyada bir reklam oldu. Kafa head atan bump, adam oldu. Kafa atmak. Head bump. Türkiye'de de yazdınız evet. Zaten. Onun çünkü Kenancığım, kusura bakma çocuklar İngilizce biliyordur, bilmiyordur. Ya, işte bunları hep çevirmek lazım aralarda dilimiz döndüğünce. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,